Emekliye refah payı geliyor. Gözler Erdoğan'ın açıklamasında. Temmuz zam oranları Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur ve memur emeklisinin beklentilerini karşılamadı. SGK uzmanları ise emekliye refah payı verileceği yönünde açıklamalar yapıyor. Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamların altında ezilen emekliler her ne kadar enflasyon zammı alsalar da zaten düşük aylık almaları nedeniyle milyonlarca kişinin aylığında bir değişiklik olmadı. Toplumda ek zam beklentisi artarken SKG uzmanlarından refah payı verileceği yönünde olumlu açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta emekliye refah payı eklenmesi için ayrıca bir açıklama yapması bekleniyor. Emekliye yapılacak refah payı ödentisinin ise %5 in üzerinde olması beklenmiyor. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon ortalaması verisi üzerinden yapılan hesaplama ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin Temmuz enflasyon farkı %25,73, memur ve memur emeklisinin ikinci yarı yıl zammı %19,31 olarak kesinleşti. Yapılan zam sonra 3 milyona yakın emeklinin maaşında ya bir değişiklik olmadı ya da yapılan zam oranı %25-73 ün altında kaldı. Emekliler ise açıklanacak refah payı eklentisi için gün saymaya başladı. Diğer yandan birçok emeklinin maaşının kök maaş sorunu nedeniyle yine de 10 bin liranın altında kaldığına dikkat çeken SGK uzmanları bu en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira rakamının da enflasyon oranında yukarı çekilebileceğine işaret ediyor. Her iki düzenleme içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.